nelerdi? Bu karar neden alındı? Ne gibi faydalar olacak? Bunları da konuğumuzdan öğreneceğiz. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Taner Yıldız olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar vardı ama tabii sezona hızlı başlayan hamsi de istenilen boyutlara ulaşamadı. Nelerdi bunun gerekçesi efendim? Tarım Bakanlığı çalışma yaptığını belirtti ve bu aldıkları bu kararın gerekçesi olarak iki neden söyledi. Bunlardan bir tanesi avlanan hamsilerin ilk avlanabilir boyutundakilerin altında olanlarının fazla olması ve yine avlanan hamsilerin kondisyon değerlerinin düşük olması, yani et tutma kapasitesinin düşük olduğu yönünde iki nedenle bu kararı almış oldu. 10 gün süreyle hamsi avcılığını tamamen kapattı. 10 günün sonunda peki istenilen boyutlara ulaşacak mıdır? Tabii ki bu karar sonrasında eğer istenilen boyuta ulaşmazsa yeni kararlar da var. 10 gün süreyle 20 güne kadar daha yine bir av yasağı bekleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? 10 gün hamsinin beklenen boyutlara, yani ilk avlanabilir boy olan 9 santimin üzerine çıkması için çok yeterli değil. Bu yüzden daha başka kararlar almak gerekebilir. Sanıyorum Tarım Bakanlığı yine çalışmalarını sürdürecek ama 10 günün sonunda biz yine hamsiyi sofralarda göremeyebiliriz. Tekrar bu yasak kararı devam edebilir. Peki Boğaz'da ve Karadeniz'de tutulan balıklara baktığımız zaman bir azalma da söz konusu. Bunun nedenleri nedir? Tabii su seviyesinde bir düşüş söz konusu. İstenilen derecelerde değil. Bunun etkisi var mı? Bunun etkisi mutlaka oluyor çünkü hamsi bir sürü oluşturan tür ve hava su sıcaklığı yüksek gittikçe mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ve otomatikman su sıcaklığı olduğunda hamsi çok fazla yoğunlaşan bir sürü oluşturamıyor ve dağılıyor sürüler. O yüzden avlanan hamsinin miktarı da düşebiliyor ama burada önemli olan avlanan hamsilerin mutlaka 9 santimin üzerinde olması ve avcılık sürerken çok fazla avlanmaması. Çok teşekkür ediyorum. Evet, konuğumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Taner Yıldız'dı. Maalesef hızlı başlayan bir sezon vardı hamsi ile ilgili ama o istenilen boyutlara, istenilen et oranlarına ulaşamadı. Tabii bunda farklı farklı nedenler vardı. Hocamız da az önce ifade etti. İlerleyen günlerde bu yasak sonrası işte o beklenen boyutlara ulaşıp ulaşılmayacağı görecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararla tabii bu sürenin 20 gün daha uzatılması söz konusu. Alınan numuneler neticesinde yeniden bir karar vermesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.